çıkıyor. Ben şimdi sizin bıraktığınız yerden Ali Bey müsaade ederseniz bu sefer önce Emin Bey'e sonra size geçeyim. Arkadaşlarım ekranın ortasında vermişler çok sıcak bir gelişme. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un attığı tweet. Bu eski akşam. Adıyla tweet, yeni adıyla X mesajı. Mehmet Uçum'un okuyayım. Evet. Okuyamıyor olabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk ulusu ve insanlık için bir umuttur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem kurucu lider Atatürk'ün anti-emperyalist mücadelesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefinin cisimleşmiş halidir. Hem de Atatürk'ün perspektifine sahip çıkan ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür idealinin gerçek gücüdür. Atatürk'ten Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletimizin ve insanlığın ışığıdır. Bu çizgiyi ve umudu anlamak Türkiye'yi anlamak demektir. Yok, bu Türkiye'yi anlamak demek değil. Mehmet Uçum'u anlamak demek. Şimdi size şunu soracağım. Yani Türkiye'de bu konuda kafa karışıklığı iktidar katında da var ki, şöyle söyleyeyim, Ömer Çelik bir mesaj verdi. Bülent Arınç bir mesaj verdi. Öbür tarafta Mehmet Metiner başka mesaj verdi. MHP'de genel başkan yardımcısı teğmenlere sahip çıkarken Devlet Bahçeli tam tersi açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı orduda barındırmayacağız dedi adeta bu isimleri. Bugün yine daha düşük tonda da olsa Atatürk istismarına da izin vermeyeceğiz ama bu Atatürkçülük üzerinden yapılan bu olaylara da izin vermeyeceğiz dedi. Ve bugün Mehmet Uçum'un açıklaması. Siz iktidar katında ne söylediği konusunda birbirinden ayrışmış görünen bu mesajlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir fikir ayrılığı mı var yoksa bir işbirliği mi var? Yok, işbirliği yok. Hakikaten fikir. Yeni bir şey mi kuruluyor? Yok, yeni kurulan işte Mehmet Uçum anlatıyor burada. Şimdi eskiden beri Tayyip Erdoğan'ın çizdiği bir çizgi var. Kendisini nereye koyduğuna bakmak lazım. Bunu bir iki kere açık olarak da şeylerde beyan ettiler. Malazgirt 1071, 1453 Fatih Sultan Mehmet, 1919 Mustafa Kemal, Atatürk değil Mustafa Kemal, sonra da Tayyip Erdoğan. Yani dört Türk büyüğü bu. Saraydaki görüş bu. Şeyin bu konuşmasını da ben kişileri tanıyarak söyleyeyim. Onu teyit eden bir konuşma. Yani Atatürk kurdu, Atatürk'ün nesi miyim? Atatürk'ün anti-emperyalist tavrı mıyım? Başka bir tavrı mıyım değil. Yani modernleşme projesi, Türkiye'yi bu hale getirmek için bilimi üstün kılma projesi falan değil. Bir tek hususun üzerinde duruyorlar. Anti-emperyalisti. Tamam, doğru. Ama Atatürk'ü Atatürk yapan çok önemli başka vasıfları var. Bizim çok öne çıkarttığımız ilke ve inkılapları var. Anti-emperyalizm değil, ilke ve inkılapları üzerine. Anti-emperyalizm bunun alt başlıklarından bir tanesi. Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı o seviyeye çıkartıyorlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu psikolojiyi gayet yakından biliyorum. Tayyip Erdoğan'a bugün ısrarla söylediği başkomutan, hatta son birkaç şeyi de başkomutan olarak imzaladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ordu bugün, Türkiye'nin ordusu, Türkiye'ne Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın ordusu, başkomutan o. Bunu yerleştirmek istiyorlar. Paşalarımız gayet isabetli olarak ne olması gerektiğini anlattılar. Ama ne olması gerektiğiyle bugünkü yönetimin tavrı arasında 180 derece fark var. Ve bu iktidar değişmediği takdirde bu ordu Sadat'ıyla, Erhan Afyoncusu'yla, şeyleri, namzetleri almaları, okulları alma şekilleriyle, verecekleri disiplin cezaları ve korkutmalarıyla bambaşka bir şekle girecek. Evet. Ali Bey, siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Size başka bir şey de söyleyeyim. Şimdi Barış Bey, Emin Bey belirttiler. Şimdi tabii ki 15 Temmuz